Bismillahirrahmanirrahim. Bâb-ı sâimu yehtecim. Sâimu yehtecim. Sâim, oruçlu adam, hacamet yapıyor. Bunun babıdır. İhticam ederse bir adam, kan aldırırsa orucu bozulur mu, bozulmaz mı? Bunu beyan buyuracak. Haddesena Ali ibn-i Mâbet, kâle haddesena Revh ibn-i Ubâde, kâle haddesena Sa'idun, emmetharil verrak, embekir ibn-i Abdillahil Müzeni, en ebi Rafi, kâle. Ebu Rafi buyurdular ki, dehaltu ala Ebi Musa, Ebi Musa'l Eş'ariye'nin huzuruna girdim. Ve ve yehtecimu leylen. Baktım, o da geceliğin kan aldırıyor. Fekultu, ben dedim ki, levla kâne hâzâ niharel. Bu gündüzün olsaydı daha iyi olmaz mıydı? Kanı aldırıyorsun. Gündüzün aldırsaydın. Fekâle, Ebu Musa'l Eş'ari buyurdular ki, ete emurunî, sen bana emir mi ediyorsun ki, en ührike, ben dökeyim. Demi kanımı ve ne sayım? Halbuki ben oruçluyum. Yani gündüzün orucum ben. Oruçlu olduğum halde kanımı dökmek mi sen arzu ediyorsun? Vakat semiyetu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ebu Musa diyor ki, ben Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem işittim. Yakulu der olduğunu işittim ki, eftaral hacimu vel mehsum. Hacim de mehsum da ikisinin de orucu bozuldu. İftar etti. Yani kan, birisi kan alıyor, birisi de aldırıyor. Kan alanın da aldıranın da ikisinin de orucu bozulur, iftar etmiş olurlar. Bunu duydum. Gündüzünde ben hacamet edecek olsam orucum bozulmuş olur. Buyurdu. Haddesena Rabi'ul Ciziyyü, kâle haddesena Abdullah ibn Yusuf, kâle haddesena ibn-i Lahiyya, en Amr ibn-i Şuayb, en Urveten, Aişe'de radıyallahu anha, en Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Urve Aişe radıyallahu anh'a'dan rivayet ediyor. O da Peygamber Efendimiz'den ki, ennehu kâle, Resul-i Ekrem Efendimiz buyurdular ki, efteril hâcimu vel mehşum. Kan alan da aldıran da ikisinin de orucu bozulmuştur. İftar etmiştirler. Oruçları bozulmuştur. Şimdi birinci hadis Ebu Musa'l Eş'ari Hazretlerinden. İkinci hadis Hazreti Aişe radıyallahu anh'a'dan rivayet edildi. Ha, üçüncü hadis daha var. حدثنا فهد قال حدثنا أحمد بن حميد وأبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن فضيل عن أتى ابن السائب قال شهد عندي نفر من أهل البصرة. أتى ابن السائب diyor ki, أهل بصرة'dan bir cemaat benim indimde şahit oldular. Minhum, o cemaattendir, الحسن بن أبي الحسن. حسن بن حسن de onlardandır. Kimden? ماكل الأشعري. ماكل الأشعري'den. Ennehu kal, şahit oldular, yani rivayete, Mâkül-i Eşya'yı'dan rivayet ettiklerine ki, ennehu Mâkül-i Eşya'yı marra mürur etti. Diyor ki, Mâkül-i Eşya'yı, ennehu kal dedi ki, marra geldi aleyye bana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz bana geldi ve ana ehtecimu, ben de hacamet ediyordum, kan aldırıyordum. Li semâne aşerete Leyleten, 18. gece ki halet min Ramazan, Ramazan'dan 18 gece de geçmişti. 18. gece geçmişti ki ben kan aldırıyordum. Fekale buyurdu ki, aftarel hacimu vel mehşum. Kan alanın da orucu bozuldu, aldıranın da orucu bozuldu. Evet, bu rivayette Mâkül-i Eşya'yı'dan geldi. حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري عن سعيد عن قتادة عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم الأشعري عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثوبان دم تنبر فنمزين كل سيدر ثوبان دم رواية تدرر كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم تنبر فنمز قال قيبك أفطر الحاجم والمحجوب. قال ألدران دا alan da ikisinde orucu bozulmuştur. Haddesena Ebu Bekret'e kâle haddesena Sa'id ibn Amir kâle haddesena Sa'idun fezekere bi isnadihi mislehu. Hazreti Sevban'dan gelen bu rivayeti İmam-ı Tahave Ebu Bekret tarikiyle de rivayet eyledi. Haddesena Fahdun kâle haddesena Yahya ibn Abdillahil Babuluti kâle haddesena Levza'iyyü kâle haddeseni Yahya ibn Ebi Ketir قال حدثني أبو كلابة قال حدثني أبو أسماء الرحبي عن ثوبان
Ebu Esma-ül Rahbi Hazreti Sevban radıyallahu anh'ten rivayet ediyor ki enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Resul-i Ekrem Efendimiz harice çıktı fi Ramazan'a Ramazan'da fi semaniye aşere 18. günü femerre bir recülün bir adama tesadüf etti ki yehtecimi kan aldırıyor. Fekale buyurdu ki eftaril hacimu vel mehcum kan alan da aldıran da iftar etti, oruçları bozuldu buyurdu. Haddesena Muhammed ibn Abdullah ibn Meymun قال حدثنا الوليد عن الأوزعي عن يحيى قال حدثني أبو كلابة أن أبا أسماء حدثه أن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثه ثم ذكر مثله حضرت ثوبان gelen bu rivayet İmam Tahavi Muhammed bin Abdullah bin Meymun tarikiyle rivayet eyledi. حدثنا فهد قال حدثنا الحسن بن ربيع قال حدثنا أبو الأحوص عن ليس أن أطائن أن عائشة رضي الله عنها قالت حضرت عائشة buyurdular ki قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Peygamber Efendimiz buyurdular أفطر الحاجم والمحجوم قان alan da aldıran da ikisinin de orucu bozuldu. حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا هشيم عن خالد والمنصور عن أبي قلابة أن أبي الأشعث الصنعاني عن شداد بن أوس أن النبي صلى الله عليه وسلم شداد بن أوس يركي رسول أكرم فن صلى الله عليه وسلم مر في رمضان رمضان آيندا تصادفت على رجل بير أدمك يحتجم كان أبدر يورده فقال بيردرر كي أفتر الحاجم والمحجوم هو قالان أدم دا كان أبدران أدم دا إكسي دا إفتار اتلال أورشلاري بوزولده. حدثنا إبراهيم بن محمد بن يونس قال حدثنا أبو حزيفة قال حدثنا سفيان بن عاصم أن أبي قلابة فذكر بإسناده مثله وشداد بن أوس روايتني إمام التحاوي إبراهيم بن محمد بن يونس ترجل روايته. حدثنا فهد قال الحسن بن ربيع قال حدثنا داود بن عبد الرحمن العطار عن ابن جريج عن عطاء قال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو هريرة diyor ki Resul-i Ekrem Efendimiz buyurdular ki أفطر الحاجم والمستحجم أفطر الحاجم حاجم إفطار etti والمستحجم bir de kan aldıran kan alan aldıran ikisi de iftar ettiler yani oruçları bozuldu. حدثنا ربيع المازن قال حدثنا أسد قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال yine أبو هريرة buyurdular ki Peygamber Efendimiz buyurdu أفطر الحاجم والمحجوم kan alan ve aldıran iftar ettiler oruçları bozuldu. قال أبو جعفر إمام التحاوي buyurdu ki فذهب قوم علماءً bir kısmı zahir buldular ki إلى أن الحجامة kan aldırmak تفطر الصائم oruçlunun orucunu bozar. Hacimen kâne mehşûmen. İster kâne alan olsun, ister aldıran olsun. İkisinin de orucunu bozar. Vehteccü ve ihticac ettiler. Fî zâlik işte bu mesele hakkında. Bihâzîl âsâr bu eserlerle ihticac ettiler. Bu kadar hadisi şerif geldi. Bunların hepsi beyan ediyor ki kan alan adamın da orucu bozulur, kan aldıran adamın da orucu bozulur. وَخَالَفَهُمْ فِي ذَٰلِكَ آخَرُونَ Ülemanın diğer bir kısmı bunlara muhalefet ettiler. فَقَالُوا buyurdular ki لَا يُفْطِرُ الْحَجَامَ Hacamet orucu bozmaz. لَا حَاجِمًا وَلَا مَحْكُومًا Ne kan alan adamın orucunu bozar, ne kan aldıran adamın orucunu bozar. İkisinin orucu da tamamdır. وَقَالُوا dediler ki لَيْسَ فِي مَا رَوَيْتُمُوهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ siz Peygamber Efendimiz'den rivayet ettiğiniz şeyde olmadı. O da neden? Min kavlihi Peygamber Efendimiz'in kavlinden ki efterel hacimu vel mehcum. Peygamber Efendimiz böyle buyurdu. Efterel hacimu vel mehcum. Buyurdu. Bu kavli şerifinde olmadı. Ma bir hüküm olmadı ki yedüllü delalet eder ki enne zâlikel fitre. O orucun bozulması kâne min eclil hacameti hacametten oldu. Evet, Peygamber Efendimiz efter el hacim ve el mehcum buyurmuş ama bu iftar,
hecametten mi gelmiş yoksa başka bir şeyden mi gelmiş? Hecametten geldiğine dair bir şey yok, buna delalet eden bir hüküm yok. قَدْ يَجُوذُ جَائِزْكَنْ يِكُنُ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz oldu. اَخْبَرَ haber verdi ki اَنَّهُمَا اُحَاجِمُ مَحْشُمْ اَفْتَرَا Onlar iftar ettiler, oruçlarını bozdular. بِمَعْنَنْ اَخَرْ Başka bir manayla bozdular. وَسَفَهُمَا Onları vasfetti. بِمَا كَانَ يَفْعَلَانِهِ İşledikleri hecamet dolayısıyla vasfetti. Yani o hecamet vasıftır. حِينَ اَخْبَرَ اَنْهُمَا Onlardan haber verdiği vakitte bizalik oruçlarının bozulduğunu. Oruçlarının bozulduğunu haber verdi. Hecamet dolayısıyla değil de başka bir şey sebebiyle bunların oruçları bozuldu da Peygamber Efendimiz vesf ile dedi ki şu kan alan var ya, kan aldıran var ya, bunların oruçları bozuldu. Ama ne sebebiyle bozuldu? Başka bir mana sebebiyle. كَمَا يَقُولُ نَسْتَكِمْ دِرْتْ نَيْفَسَكَ الْقَائِمُ Ayakta duran adam şaşırdı, fasık oldu, şaşırdı. لَيْسَ اَنَّهُ فَسَكَ بِقِيَامِهِ Ayağa kalktı diye fasık oldu, bu manaya değil. وَلَكِنَّهُ فَسَكَ بِمَانَ غَيَّرَ الْقِيَامَ Kıyamı tayir etti. Yani kıyamı tayir etti, bozdu. O kıyamı beceremedi. وَقَدْ رُوْيَنَا بِالْعَشْعَةِ السَّنْعَانِ اَبْلَشَةِ السَّنْعَانِ'den rivayet edildi ki وَهُوَ أَحَدُ مَنْ رَوَى ذَٰلِكَ الْحَد۪يسَ فِي هَذَا الْمَعْنَى Bu manada hadisi rivayet edenlerin birisidir İbn-i Ebu'l-Aşşas. Ondan rivayet edildi. Ne rivayet edildi? Şu, حَدَّسَنَا بِنْ أَب۪ي دَوُدْ قَالَ حَدَّسَنَا الْبُحَاظِيُّ قَالَ حَدَّسَنَا يَزِيدُ بِنْ رَبِيَعَةَ الدِّمِشْكِيُّ اَنْ أَبِي الْأَشْعَسِ السَّنْعَانِ قَالَ اِنَّمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz buyurdular, اَفْتَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ اَفْتَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُمُ buyurdular, لَاَنَّهُمَا حَاجِمَ مَحْجُمُ كَانَا يَعْتَابَانِ gıybet ediyordular. Gıybet ediyordular. وَهَذَا الْمَعْنَى Bu manada manan sahihun sahih manadır. Yani şu kalan, kan alan ve aldıran adamlar var ya, bunlar gıybet ediyorlar. Bu gıybet de bunların oruçlarını bozdu, sevabını giderdi bu manaya. وَلَيْسِ اِفْتَارُهُمَا Onların iftarları olmadı, oruçlarının bozulması. Zalike bu oruçlarının kel iftari bil ekli ve şürbü ve cima, ekli şürbü cima gibi iftar olmadı. وَلَكِنَّهُ حُبِتَ اَجْرُهُمَا Bunların sevapları hapsedildi. Gitti. بِغْتِيَابِهِمَا gıybet ettikleri dolayısıyla oruçtan alacakları sevap gitti. فَسَارَ بِذَالِكِ İşte bu gıybet sebebiyle oldular, müftiriğine iftar etmiş gibi oldular. Beyhude oruç tutmuş oldular, sevabı yok. لَا اَنَّهُ اِفْتَارٌ يُوْجِبُ عَلَيْهِمَ الْقَدَرِ لَا اَنَّهُ Yoksa şu mana değildir ki bu gıybet iftarun orucu bozar ki, öyle bir iftardır ki yucibu aleyhima bunların üzerine vacip kılar, el-kaza kazayı vacip kılar, bu manaya değil. Yani kazası vacip gelmez ama fakat sevap da alamazlar. وَهَذَا كَمَا قِيلَ Bu denildiği gibidir ki el-kizbi yuftiris sahib yalan oruçluyu iftar eder, yani orucunun sevabını giderir. لَيْسُ يُرَادُ بِهِ Bununla murad edilmez. Ney? El-fitru lezi şul bir fitir ki yucibül kaza, kazayı mucib olan oruç bozmak kastedilmez. Yani burada orucu bozuldu manasına, yalan orucu bozdu manasına ne? Yani sevabını giderdi. Yoksa yalan söyledi, bu adamın orucu bozuldu, bunun kazası vacip gelir manasına değil. İnnemâ huve Bu ne manasınadır? Alâ hübûtil ecri sevabının gittiğine. Bizalik yalan sebebiyle sevabının gittiğine delalet eder. كَمَا يُحْبَتُ بِالْاَكْلِ وَالشُّرْبِ İnsan oruçluyken yer içer, nasıl onun sevabı giderse, gıybet eden, yalan söyleyen adamın da sevabı öyle gider. Ama kaza meselesi başka, yemekle, içmekle. Orucunu bozarsa kazası lazım gelir. Fakat gıybetle, kizipte sevabının noksanını icap eden bir şey yaparsa kazası lazım gelmez. وَهَذَا بُوْ نَصِيرُ مَا حَمَلْنَاهُ Bizim hamlettiğimiz şeyin neziridir. Şartta nezir yazmış ama doğrusu neziru. هَذَا نَزِيرُ مَا حَمَلْنَاهُ نَحْنُ عَلَيْهِ İşte biz, bizim hamlettiğimiz şeyin neziridir. مِنَ التَّوِيلِ لَزِيْتْ وَالْبِلْ تَوِيلِدَنْ كِ زَكَرْنَاهُ Biz onu yukarıda zikrettik. Yani hacim-i mercum iftar etmiştir, gıybet ettiler de ondan dolayı sevapları gitti. Yoksa kazası vacip olan bir iftar değil.
وَقَدْ رَوَى جَمَاعَةٌ مِنْ اَسْحَابِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Ashab-ı Resulullah'tan bir cemaat rivayet eylediler. فِي ذَٰلِكَ bunda مَعَنًا آخر başka bir manada rivayet eylediler. O da şu, حَدَّسَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ شُعَيْبِ الْكَيْسَانِيُّ قَالَ حَدَّسَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادٍ قَالَ حَدَّسَنَا شُعْبَةً قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِي عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِي قَالَ إِنَّمَا كَرِهْنَا Ebu Said'in Kudur diyor ki biz kereh gördük. Ev kürihetil hacame yahut da hacamet mekruh kılındı ili saimi oruçluya. Oruçlu bir adama biz mekruh gördük yahut da hacamet mekruh oldu. Min ecli da'fi, da'fiyet eclinden yani hacamet yaptırırsa zayıf olur. Orucu tutamaz bu ecilden biz kereh gördük yahut da mekruh oldu. Haddesena Süleymanu, kâle haddesena Abdurrahman, قال حدثنا شعبة عن حميد قال سأل ثابت البناني ثابت البناني سوردي كما أنس بن مالك أنس بن مالك رضي الله عنه سوردي هل كنتم تكرهون siz mekruh görür miydiniz الحجامه kan aldırmayı للصائم oruçluya oruçlunun kan aldırmasını mekruh kerih görür miydiniz sordu قال buyurdu ki la İlla min ecli dafi. Kerih görmezdik. Lakin zafiyet eclinden değil. O vakitte kerih görürdük. Adam zayıf ise kan aldırır, orucunu tutamaz. O vakitte mekruh görürdük. Yoksa kan aldırmak orucu bozmaz. Haddesena Ali ibn Şeybete kâle haddesena Yezid ibn Harun kâle ehberena Hümeydü Tabil kâle su'ile Enes ibn Malik enil hacame. Enes ibn Malik hacametten sual edildi. Kim için hacamette saimi oruçlu için? Fakale buyurdu ki ma kuntu aral hacamete tukre. Hacametin mekruh olduğunu ben görmezdim biz saimi oruçluya oruçlunun kan aldırmasını ben mekruh görmem illa minel cehdi illa zayıflıktan dolayı mekruh görürüm. Adam zayıf ise onu alır meşakkate düşer orucunu tutamaz. حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا هدية بن خالد قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه ثابت البناني أنس رضي الله عنه روايته الذي قال buyurdular ki ما كنا ندع الحجامة حجامة biz terk etmez olduk إلا كراهة الجهد إلا زافيتten dolayı zayıflık gelmesin diye bunu hoş görmedik de onun için hacameti terk ederdik. حدثنا فهد قال حدثنا محمد بن سعيد قال أخبرنا شريك عن جابر عن أبي جعفر وسالم عن سعيد ومغيرة عن إبراهيم وليس عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما إبراهيم ليس مجاهدًا وضع عبد الله بن عباس روايت ediyorlar ki قال عبد الله بن عباس buyurdular ki إنما كرهت الحجامة حجامة مكروه olundu للصائم oruçluya ne için mehafete da'fi zafiyet korkusundan dolayı zayıf olur orucu tutamaz bunun için mekruh oldu fedellet hazil asar ve eserler delalet etti ki ala annel mekruha mekruh olan min eclihi o ecilde mekruh olan nedir el hacametu hacamet mekruh olan şey fis siyami siyamda oruçta hacamet ne ecilde mekruhtur bu huve da'fı da'fiyettir. Ellezi öyle da'fiyet ki yusibü saime oruçluya isabet eder. Sebebi budur. Fe yuftiru min eclihi o vakitte zayıf olur da o adam iftar eder. Zayıf olduğundan bil ekli ve şürbi yemek içmekle orucunu bozar. İşte mekruh olan budur. Bundan şu anlaşılır ki bir adam kuvvetli olursa ki kan aldırsa kendisine zafiyet gelmeyecek. Orucu tutabilecek ona mekruh değildir. Niçin? Çünkü bu mekruh olan orucu bitiremez, tamam edemez de orucunun bozmasına sebep olur. Bu. O da zayıf adamlarda olur en çok. وَقَدْ رُوِيَ نَحْوٌ مِّنْ هَذَا الْمَعْنَى اَنْ اَبِ الْعَالِيَ اَبِ الْعَالِيَ'den de bu manaya benzer, buna yakın bir rivayet var. O da şu, حَدَّسَنَا مُحَمَّدُ بِنْ خُزَيْمَ قَالَ حَدَّسَنَا حَجَّاجٌ قَالَ حَدَّسَنَا حَمَّادٌ قَالَ أَخْبَرَنَا عَاصِمُ الْأَحْوَلِ أَنَّ أَبَ الْعَالِيَ أَبُ الْعَالِيَ قَالَ dedi ki اِنَّمَا كُرِهَتْ
hacamet mekruh kılındı. Mehafete en yuşa aleyhi. Ona bayılma gelmek korkusundan dolayı kan aldırır. Ondan sonra bayılır, bayıldığı gibi mecbur kalır iftar etmeye. Bu korkudan hacamet mekruh kılındı. Kale fe akhbertu bizalike Ebu Kilabe. Ebu Kilabe'ye ben bunu haber verdim. Fe kale li, o bana dedi ki in guşiye aleyhi, eğer gaş yolunursa, bayılırsa yüz kalma, o vakitte su verilir ona, ayılır. İşte orucu da bozulmuş olur. Ve kadruvi hadel mana iza bi'aynihi. Aynine bu mana rivayet edildi an Salim ibn Abdullah, Salim ibn Abdullah ibn Ömer'den. حدثنا فهد قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا قال أخبرنا يحيى بن أيوب قال حدثني يحيى بن سعيد قال سمعت القاسم بن محمد قاسم بن محمد إشتم وهو يذكر قول الناس ناس قولون ذكر درد أفتر الحاتم والمحشوم بني ذكر درد فقال القاسم قاسم dedi ki لو أن رجلا بر أدم حجم يده ألني قنصة اَوْ بَعْضَ جَسَدِهِ يَخُدْ da cesedinin bazısını مَا يُفْتِرُهُ ذَلِكِ onun orucunu bozmaz. فَقَالَ سَالِمْ Salim dedi ki اِنَّمَا كُرِهَتِ الْحَجَامَةُ لِلسَّائِمِ oruç diye hacamet mekruh kılındı مَخَافَةَ اَنْ يُغْشَى عَلَيْهِ şu korkudan ki o bayılır da فَيَفْتُرُ vakitte orucunu bozmuş olur. Bunun için hacamet mekruhtur. Yoksa elinden kan çıkmış, vücudunun bazı yerinden kan çıkmış yahut çıkarmış, orucu bozmaz bu. Ama hacamet, kan fazla alınır, fazla alındığından o adam olur ki bayılma gelir, iftar etmeye mecbur kalır. Bu cihetle mekruh olur. وَالْمَعْنَ الَّذ۪ي شُلْبِ الْمَعْنَا كِ رُوِيَ rivayet edildi fi تَوِيلِ ذَلِكَ bunun tevilinde اَنْ اَبِ الْاَشْعَسِ اَشْعَسًا كَاَنَّهُ اَشْبَهُ بِذَلِكَ o da buna yakındır. Ne o dedi ki eşbe? Zafiyet gelir. Burada da bayılma gelir. İkisi bir manaya yakın. لَوْ كَانَ هُوَ الْمَكْسُودَ بِالنَّهِ اَيْ مَكْسُودٌ بِالنَّهِ o ise مَكْسُودِ اِلَيْهِ نَهِ ile yani ne? لَوْ كَانَ هُوَ اَجَرْ olursa الْمَكْسُودَ بِالنَّهِ اِلَيْهِ نَهِ ile maksud ona olursa لَمَا كَانَ الْحَاجِمُ hacim dahil olmazdı. Dahilen fizalik buna dahil olmazdı. Eğer o zayıf zafiyet gelir de orucunu tutamaz. Öyleyse bu mehcuma kan aldırana ait. Ama kan aldıran, alan adam ona dahil olmaz ki ona. O kan alıyor onda. Ne zafiyet olacak? فَاِذَا كَانَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْشُومُ hacimi mehcum kan alan aldıran olduysa قَدْ جُمْعَا فِذَالِكَ bu hükümde cem olunduysa ikisinin de orucu bozuldu manasına gelirse اَشْبَهُ daha şebihtir, daha benzer ki اَنْ يَكُونَ ذَالِكَ بُوَلَ لِمَعْنَنْ وَاحِدٍ bir manaya uğra. İkisinin de orucu bozulursa, İkisi de cem olunursa öyleyse bu öyle bir manaya getirmeliyiz ki ikisi de o manada olsun. Ki huma fihi seva hacim-i mehcum o hükümde o manada müsavi olsunlar. O da ne gibi? Müslüm gıybeti gıybetli. Bu gıybet oldu. Onlar ikisi de gıybet ettiler, sevapları gitti. Ama zafiyet olursa o kan aldıranda zafiyet olur. Kan alanda değil. Bayılma olursa kan aldıranda olur. Kan alanda değil. Ama gıybet olursa elleti ile gıybet ki huma hacim-i mehcumun ikisi de fiyâ gıybette sebab-ı müsavidir. Kemal gâle ebu'l-eşşet ebu'l-eşşet ebu'l-eşşet'in dediği gibi yani Resulullah Efendimiz eftar-ı-saimu eftar-ı-hacim-i mehcum demesi gıybet ettiler de oruçlarının sevabını giderdiler bu manaya. Ve kadru ve yeyzâni Şâbiyyi ve İbrahim Şâbiyyi ve İbrahim وَقَدْ رُوِيَ اَيْذَا yine böyle de rivayet edildi. Kimden? اَنِ الشَّعْبِيِّ وَاِبْرَاهِيمَ Şâbi ve İbrahim'den rivayet edildi ki اَنَّهُمَا Şâbi ve İbrahim قَالَ buyurdular ki اِنَّمَا كُرِهَتْ حَجَامَتْ مَكْرُوْ قِلُنْدِي مِنْ اَجْلِ الدَّعْفِ zafiyet eclinden. اَيْذَا böylece onlardan böyle de rivayet geldi. حَدَّسَنَا يَزِيدُ وَهُوَ بْنُ سِنَانَ قَالَ حَدَّسَنَا يَحْيَى الْقَطَّانَ قَالَ حَدَّسَنَا الْأَعْمَشُ قال سألت إبراهيم عن الحجامة إبراهيم ben hacametten sordum kim içindi saimi oruçlu için hacamet oruçlu bir adamın hacamet etmesinden sordum fekale buyurdu ki innema kürihet hacamet mekruh oldu min ecli du'fi dafiye teşlinde yani o adam zayıf düşer de orucunu bozmaya sebep olur
حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد قال أخبرنا داود عن الشعبي أن الحسن حسن بن علي فقط دورش حسين بن علي evet Hazreti Hüseyin radıyallahu anh ihtecame ihticam etti ve sahibin kendisi de oruçluydu. Oruçluydu, ihticam etti eğer bozmuş, bozar olsaydı ihticam etmezdi. Ve kâle Şâbiyyü, Şâbi dedi ki innemâ kürihetil hacame, hacamet mekruh oldu. Lennehâ tuda'ifuhu. Onu zayıf kılar. Zayıf kılar da onun için mekruh oldu. وَقَدْ رُوْيَا رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz'den de rivayet edildi ki اِبَاحَةِ الْحَجَامَةِ لِسَّائِمِ Oruçluya kan aldırmanın mübah olduğunda da rivayetler var. O rivayet nedir? مَا حَدَّسَنَ اَبْنُ اَب۪ي دَاوُدُ İbn-i Ebi Davud'un rivayet etmiş olduğu hadistir. قَالَ حَدَّسَنَا اَبُوْ مَعْمَرْ قَالَ حَدَّسَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ اَيُّوبَ عَنْ كَلِمَةَ عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا Abdullah ibn Abbas'tan rivayet edildi ki kâle buyurdu ihtecema Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz kan aldırdı ve Hüve Saim'in kendisi de oruçluydu. Peygamber Efendimiz'in kendisi bizzat ihtecam etmiş, oruçlu olduğu halde orucu da bozulmamış. Haddesena Rabi'ul Ceyziyyü kâle haddesena Ebu Lesvet ve Vennatru bin Abdülcebbari Muradi kâle akberen ebnü lehiyyâ عن جعفر بن ربيعة عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عبد الله بن عباس روايت edildi عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان برفنمزدن مثله bunun misli rivayet edildi. حدثنا يونس قال حدثنا ابن وهب قال حدثني ابن أبي ذيب عن الحسن بن يزيد دورسي حسن بن زيد عن إكرمة حسن بن زيد إكرمة'den rivayet edildi عن ابن عباس رضي الله عنهما عبد الله بن عباس'dan o da an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'den mislehu bu hadis-i şerifin mislini yani Peygamber Efendimiz oruçluyken kan aldırdı. Haddesena Muhammed ibn Huzeyme kâle haddesena Muhammed ibn Abdillah el-Ensari an Habib ibn Şehid an Meymun ibn Mehran an İbni Abbasin radıyallahu anhuma kâr Abdullah ibn Abbas buyurdular ki ehteceme Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz kan aldırdı ve huve muhrimun ve saimun. Hem ihramdaydı hem de oruçluydu. Ne ihramına zararı var ne de orucuna zararı var. Haddesena Ali ibn Şeybete kâle haddesena Ebu Gassan kâle haddesena Mes'ud ibn Sa'd el-Cu'fi en Yezid ibn Ebi Ziyad en Miqsemin an ibn Abbasin radıyallahu anhuma. Miqsem ibn Becure bu Abdullah bin Abbas'tan rivayet ediyor ki قال buyurdular ihtecema Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Resul-i Ekrem Efendimiz kan aldırdı beyne Mekke'te vel Medine Mekke ile Medine arasında ve huve halbuki Peygamber Efendimiz de saimin oruçluydu mührimin ihramlıydı حدثنا حسين بن نصر قال حدثنا الفريابي حاء وحدثنا ابن مرزوق قال حدثنا أبو عاصم وأبو حذيفة قالوا حدثنا سفيان عن يزيد فذكر بإسناده مثله إمام التحاوي حسين بن نصر وابن مرزوق تركيلة أين حديث شريف رواية ديور حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا وهب قال حدثنا شعبة عن يزيد بن أبي زياد أم مكسم عن ابن عباس رضي الله عنهما Abdullah ibn Abbas'tan rivayet edildi ki enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz ihteceme kan aldırdı ve huve saimin kendisi de oruçluydu. Haddesena Muhammed ibn Huzeyme kâle haddesena Haccacun kâle haddesena Abdülaziz ibn Müslim kâle haddesena Yezid ibn Ebi Ziyad fe zekere bi isnadihi mislehu. Bu aynı bu hadiste hadisi şerifi zikreyledi ve zade bu rivayette ziyade eyledi ki vehve saimun muhimun oruçluydu ve ihramlıydı bunu da rivayet eyledi ziyade eyledi haddesena fadun kâle haddesena Muhammed ibn İmran kâle haddeseni ebi kâle haddeseni ibn ebi leyla anil hakem en miksemin an ibn Abbasin radıyallahu anhuma an Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah ibn Abbas'tan rivayet eyledik. Ennehu ihteceme o kan aldırdı ve huve saimun muhrimun. Hem oruçlu hem de ihramdaydı. Beyne Mekke'te vel Medine'te. Mekke-i Mükerreme ile Medine-i Münevvere arasında.
حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا يوسف بن عدي قال حدثنا القاسم بن مالك عن عاصم عن أنس رضي الله عنه أن أبا طيبة denilen şahıs حجم رسول الله صلى الله عليه وسلم Peygamber Efendimiz'i hacamet etti. Vahve saimim, Peygamber Efendimiz oruçluydu. Fe'a'ta'u, Peygamber Efendimiz ona verdi. Ecrehu, ücretini de verdi. Ve lev kâne haramen, eğer ücret haram olsaydı, ma'a'ta'u, onu vermezdi. O başka bir meselede geliyor ki, hacamet parası halal mıdır, haram mıdır? Bazıları halal, bazıları haram diyor. Burada diyor ki, eğer haram olsaydı, Peygamber Efendimiz haramı işlemezdi. Ona hacamet ücreti vermezdi. فَدَلَّ فِعْلُهُ هَذَا صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz'in bu fiili delalet etti neye? اَلَا اَنَّ الْحَجَامَةَ Kan aldırmak لَا تُفْطِرُ السَّائِمَ Oruçlunun orucunu bozmaz. وَلَوْ كَانَتْ مِمَّا يُفْطِرُ السَّائِمَ Eğer oruçlunun orucunu bozan şeylerden olsaydı اِذَنْ لَمَحْتَجَمَ O tekrüde Peygamber Efendimiz kan aldırmazdı ve sahibin kendisi oruçluyken kan aldırmazdı. فهذا وجه هذا الباب من طريق تصحيح الآثار eserlerin tasihi tarihinden bu babın veçi budur. وَمَّا وَجْهُهُ مِنْ طَرِيقِ النَّظَرِ اَمَّا قِيَسْ تَرِيقِيْلَ bunun veçi فَاِنَّا رَأَيْنَا biz gördük خُرُوجَ الدَّمِ kanın sıkmasını اَغْلَزُ اَحْوَالِهِ o kanın sıktığın hallarının en galizi en yekûne hadesen hades olur. Öyle hades ki yentakidu bihi taharet, taharet onunla bozulur. Yani bir adamın vücudundan kan çıkarsa onun hükümlerinin en alezi hangisidir? O eğer abdestliyse abdestinin bozulmasıdır. وَقَدْ رَيْنَا biz gördük اَلْغَائِتَ وَالْبَوْلَ büyük ve küçük abdestleri de gördük. خُرُوجُهُمَا onların خُرُوجِ hadesün hadestir. يَنْتَقِدُ بِهِ تَهَارَةً taharet anında bozulur. وَلَا يَنْقُدُ السِّيَامُ وَلَا يُنْقَدُ السِّيَامُ siyam bozulmaz. Bir adam büyük küçük abdestini yapmakla abdesti bozuluyor ama orucu bozulmuyor. فَنَّزَرُ عَلَى سَالِكُ buna kıyasen en يَكُونَ الدَّمِ kan da ola, kezalik böylece ola. Yani kan da bunlar gibi, devluhait gibi abdesti bozar fakat orucu bozmaz olarak. وَقَدْ رَيْنَ السَّائِمَ biz oruçluyu gördük. لَا يُفْتِرُهُ onu iftar etmez, orucunu bozmaz. فَسْتُ الْاِرْقِ irki fasletmek. Damarını kesip de kan çıkarmak onun orucunu bozmuyor. فَالْحَجَامَةُ الْحَجَامَةُ فِي النَّزَرِ فِيَسْتَ اِذَا كَدَارِكُ bu da bunun gibidir. Evet, fatır yani bir usturayla damarı kesiyor, kanı çıkarıyor. Bunda ihtilaf yok ki bu orucu bozmuyor. Öyleyse hacamet de böyle. Böyle olması lazım gelir ki yani o da bozmaz. وَهُوَ قَوْلَ اَب۪ي حَن۪يفَةَ وَاَب۪ي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمُ اللّٰهُ تَعَالَى bu üç imamın kavli de budur. Yani hacamet orucu bozmaz. وَقَدْ حَدَّسَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُزَيْمَ قَالَ حَدَّسَنَا حَجَّاجٌ قَالَ حَدَّسَنَا حَمَّادٌ اَنْ يَحْيَ بْنِ سَعِيدٍ اَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ وَالْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ سَالِمِ بْنِ عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ عُمَرٍ قاسم بن محمد بن أبي بكر كان لا يرى يعني görmezdiler bilhacameti lissaimi oruçlunun hacametini görmezdiler hacamet etmesinde bazen ve hiç görmezdiler yani orucunu bozmaz derdiler ve kâle buyurdular ki erayte sen görmez misin levhte cemala zahri kefi elinin arkasına ihticam etse ondan kan çıkarsa ekâne zâlik yuftiruhu o onun orucunu bozar mı? Bozmaz. Öyleyse o bozmadığı gibi öteki hacamet de bozmaz. Vücudunun neresinden kan çıkarırsa çıkarsın o da orucunu bozmaz. Vallahu Teala alem ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem.